Herkese merhabalar. Sosyal hizmet uygulaması 2 dersimizin 3. bölümü sosyal hizmet alanında kurumsal uygulamalar dersiyle birlikteyiz. Ben Emre Kol. Bu bölümde sosyal hizmet alanında kurumsal uygulamalar, yani uygulamanın yapıldığı kurumlarda hangi uygulamalar yapılıyor ve hangi alanlarda bu uygulamalar yapılıyor? Bölüm amaçlarına baktığımızda çalışma, sosyal hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın sosyal hizmet uygulamalarını sıralayabilmek, sağlık alanında sosyal hizmet uygulamalarını ifade edebilmek, eğitim alanında sosyal hizmet uygulamaları sıralayabilmek, adalet alanındaki sosyal hizmet uygulamalarını sıralayabilmek, çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki sosyal hizmet uygulamalarını sıralayabilmek ile diğer sosyal hizmet alanlarındaki sosyal hizmet uygulamalarını sıralayabilmek bizim bu bölümdeki amaçlarımız. Şimdi amaçlarımıza baktığımızda arkadaşlar, aslında bizim hangi alanlarda sosyal hizmet uygulamalarını yaptığımızı da gösteriyor bize bu alanlar. Yani Çalışma Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı'nın uygulamaları, sağlık, eğitim, adalet, çalışma sosyal güvenlik alanı ile diğer alanlar şeklinde sınırlandırdığını görüyoruz. Bu genellikle sosyal hizmet alanları için yapılan temel sınıflandırma olduğunu da söyleyebiliriz bunun. İlk olarak Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın sosyal hizmet uygulamalarına baktığımızda, şimdi Çalışma Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı'nın aslında kamuya ait kuruluşlar içerisinde, yani sosyal hizmet kuruluşları kamu kuruluşları olabileceği gibi sivil toplum, gönüllü sektöre ait de olabilir ama genellikle en fazla sayıda sosyal hizmet kuruluşu kamuya aittir. Dolayısıyla kamunun sosyal hizmet faaliyetlerini gösterdiği alanlar da çok farklıdır. Korunmaya muhtaç çocuklardan gençlere, gençlerin boş değerlen zamanlarının değerli merkezlerinden aile danışma merkezlerine, huzur evlerine kadar çok yaygın kuruluşlar kamu kuruluşları bünyesinde bulunmakta. Şimdi kamuya ait olan bu sosyal hizmet kuruluşları sosyal hizmetlerden sorumlu bakanlık olan Çalışma Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı'nın çatısı altında toplandığını görüyoruz ve Çalışma Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı'nın her bakanlıkta bulunan işte genel müdürlükler şeklinde klasik veya daire başkanlıkları gibi klasik birimlerin dışında 6 tane sosyal hizmet birimi ve bu 6 sosyal hizmet birimi de aslında kamunun sosyal hizmet alanındaki kuruluşlarını ve uygulamalarını gösteriyor bize. Baktığımızda Çalışma Sosyal Hizmetler Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın sosyal hizmet birimleri nelerdir dediğimizde, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı temel 6 sosyal hizmet birimi olduğunu söyleyebiliriz Çalışma Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı altındaki. Baktığımızda bunlardan her bir bölümün, birimin görev alanına giren sorumluluklar nelerdir? Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne baktığımızda aslında bu birimin, yani Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi ve aile sağlığını ilgilendiren konularda çalışmalar yürüttüğünü görmekteyiz. Amaçlarına baktığımızda güçlü bir aile yapısının oluşturulması, bunun nedenle aile şuraları düzenlenmesi, konuyla ilgili araştırma yayınlar yapılması Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görev alanları arası sayılmakta. Aslında devletin de aile toplumun temelidir anayasa hükmüne de dayanarak genellikle birey ve aile sağladığı hizmetler aslında ailenin içindeki bireyi de ilgilendirmekte ve aileyi güçlendirmeyi amaçladığını söyleyebiliriz Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün. Baktığımızda bu amaçta Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü neler yapıyor dediğimizde, aile sosyal destek programının ailenin sosyal gelişiminin sağlanması açısından, desteklenmesi açısından önemli bir program olduğunu, yine aile eğitimi, işte ailelerde şiddet eğitimi, şiddete yönelik eğilimlerin azaltılması, engellenmesi ya da ailenin çocuklarının okula gönderilmesi, sağlık kontrolü yaptırılması gibi yönlerde ailedeki huzur ortamının tesis edilmesi için aile eğitim önemli. Sosyal hizmet merkezi ise Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde bu mücadeleler sonucunda veya aile de şiddet gibi uygulamalar olması veya bazı sağlık problemleri olması durumunda başvurulan bir merkezdir sosyal hizmet merkezi. Bu da Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında değerlendirilmekte ve şiddet mağduru kadınlara yönelik uygulamalar, kadın sığınma evleri, konuk evleri gibi veya kadınların
şiddet olayının psikolojik etkilerinden kurtulmaları, rehabilite edilmeleri belki bir anlamda uygulamalar, Aile Toplum Hizmetleri'nin genel müdürlüğünün görevleri arasında ifade edilebilir. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne baktığımızda ise aslında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'yle ilgili bir yenilikten bahsedelim ilk olarak. Çalışma Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı'nın kurulmasıyla birlikte çocuk yuvaları, çocuk evlerine, yetiştirme yurtları, sevgi evlerine dönüşmüş. Yani burada amaç artık çocukları, yani çocuk yuvalarını yerine çocuk evleri, yetiştirme yurtlarını yerine sevgi evlerine dönüştürmesinin amacı artık çocukların kendilerini evlerinde hissetmeleri ve devletin şefkatini hissetmeleri. Yani koğuş tipi bir bakımdan vazgeçilmesi. Yani çünkü artık bu çocuk evleri ve sevgi evlerinde gibi kuruluşların içerisinde en çok 8-10 çocuk ya da gencin barındırıldığı görülüyor. Bu kuruluşlar gençlerin, çocukların korunmalarına, bakımlarına, eğitilmelerine yönelik kuruluşlar olarak ifade edilmekte. Ve aslında baktığımızda her çocuk ve genç korunması gereken bir değerdir. Ancak sosyal medya uygulamaları kapsamında devletin bu alandaki önceliği koruma ve bakımlarına özel önem verdiği çocuklar genellikle bireysel olarak engelli olabilir, ailesi olmayan, yardımsız ve desteksiz kalan ya da mağdur çocuklar ve gençlerdir. Yani sosyal medyada kurumsal uygulamalar öncelikle bu çocukları kapsamına almaktadır. Bunun dışında sağlık alanında sosyal hizmet uygulamalarına baktığımızda aslında Türkiye'de sosyal hizmetlerle ilgili gelişmelere baktığımızda sosyal hizmetlerin gelişimi açısından ilk en önemli aşama 1983 yılında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kurulması olmuştur. Bu düzenlemenin önemi şuradan kaynaklanır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan sosyal hizmetler 2828 sayılı yasa ile artık kapsamına alınmış ve böylece sadece tıbbi sosyal hizmetler Sağlık Bakanlığı bünyesinde kalmış. Ve tıbbi sosyal hizmet alanına baktığımızda Türkiye'de 2011 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesi ulaşılan son noktayı göstermekte. Baktığımızda yönergenin tıbbi sosyal hizmet yönergesi sağlık kurumlarında tedavi gören, hizmet alan hastaların tedavi sürecini etkileyen psikososyal, sosyoekonomik sorunlarının sosyal hizmetin planlaması, uygulaması, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenerek aslında tıbbi sosyal hizmetin bu bağlamda insan hakları, eşitlik, sosyal adalet temelli bir yaklaşımla ulaşılabilir olması sağlamak amacına yönelik olarak oluşturulduğunu görmekteyiz. Baktığımızda tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesinde tıbbi sosyal hizmetin nasıl tanımlandığını şöyle açıklayabiliriz. Tıbbi sosyal hizmet ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresiyle ilişkilerinin düzenlenmesi ve tedavi sürecini etkilediği düşünülen psikososyal, sosyoekonomik sorunların çözümlenmesi ve bireyin sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacı yürütülen sosyal medya uygulaması olarak ifade edilir. Yani burada kaynakların harekete geçirmesi, yani ekonomik güvence, sıkıntı çeken insanların devlet tarafından kullanılabilecek kaynaklar konusunda sosyal medya uygulaması harekete geçirmekte. Onun psikolojik ve sosyal moral değerlerini yükseltmekte. Baktığımızda tıbbi sosyal hizmet uzmanları veya tıbbi sosyal hizmetler hangi alanlarda, hangi kurumlarda uygulanıyor diye Türkiye'de özellikle ruh sağlığı klinikleri, diyaliz merkezleri, ana çocuk sağlığı, aile planlaması merkezlerinde, polikliniklerde, üniversite, devlet ve özel hastanelerde hizmet sunmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla birçok sağlık kuruluşunda bugün tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının hastanın tıbbi sorunlarının dışında işte bu sorunlarla ilgili yaşadığı duygusal, psikolojik destekler konusunda sosyal hizmet uzmanları tarafından önemli çalışmalar yapıldığını söyleyebiliriz. Bir diğer sosyal medya uygulaması eğitim alanındaki sosyal medya uygulamalarıdır. Eğitim alanında sosyal medya uygulaması dediğimizde aklımız hangi kuruluş gelecektir? Doğal olarak okulların gelmesi gerekir. Gerçekten gelişmiş ülkelerde okullarda özellikle okulda çocukların başarısını etkileyen unsurlar, okula devam gibi sorunlar varsa bu sorunların çözümünde sosyal çalışmacılar aktif olarak
ilgilenmektedirler. Baktığımızda okul sosyal çalışması aslında öğrencilerin içinde bulundukları dönemdeki gelişim döneminde bulunmaları sebebiyle aile koşulları açısından yaşadıkları sorunların çözümü ve ihtiyaç duydukları hizmetlerin kendilerine verilmesi için, eğitimdeki başarıların arttırılması için okullarda yer alan sosyal çalışmanın mesleki uygulama alanlarından birini oluşturmakta. Bununla ilgili eğitim alanındaki sosyal uygulamasıyla şunu söylemiştik, okul sosyal çalışması. Yani hangi konularda uygulanır? Ülkemizde çok geniş bir uygulaması yok. Yani sosyal hizmet uzmanlarının çalıştığı. Bu ancak rehberlik servisleri vasıtasıyla çözüldüğünü görüyoruz ama okul sosyal çalışması demek okuldaki öğrencilerin sosyal ilişkilerin bozuk olması, derse ilgilerinin yetersiz olması gibi başarı düzeylerinin düşük olduğu durumlarda onların ruhsal, sosyal, eğitsel sorunların çözmesi, ders olan ilgisini, okul başarısını arttırmasına yönelik yapılan sosyal çalışmanın öğrenci yönelik şeklinde okul sosyal çalışması denilmekte. Dolayısıyla eğitim dışı sorunların çözümüne de odaklandığını söyleyebiliriz eğitim alanındaki sosyal çalışma uygulamasının. Eğitim alanından sonra bir diğer sosyal hizmet uygulamaları adalet alanındaki sosyal hizmet uygulamalarıdır. Adalet alanına baktığımızda aslında adalet alanındaki uygulamanın ikiye ayrıldığını, bunlardan birincisi çocuk adalet sisteminde sosyal hizmet uygulamaları ve ceza adalet sisteminde sosyal hizmet uygulamaları şeklinde ikiye ayrıldığını görüyoruz. Baktığımızda ceza infaz kurumlarında çalışan sosyal çalışmacıların tutuklu hükümlünün kuruma girişine itibaren ilk görüşmeyi yapmak, yani bunlar aslında ceza infaz kurumunda çalışan sosyal çalışmacıların görevlerindendir. Nedir görevleri? İlk görüşme yapmak, ön değerlendirme yapmak, tedavi planı hazırlamak, tahliye planı hazırlama gibi görevleri bulunmakta ceza infaz kurumunda çalışan sosyal çalışmacıların. Dolayısıyla sosyal çalışmacılar bu görevlerini yapmak için mesleki becerilerini kullanırlar. Mesleki becerileri nedir diye baktığımızda tutuklu hükümlerle sosyal çalışma sosyal uygulamasında baktığımızda sosyal çalışmacılar öncelikli olarak çalıştıkları bireyi sosyal çevresiyle birlikte anlamaya çalışmalıdırlar. Ayrıca bireyin ihtiyaçlarına göre tıp doktoru, avukat, psikolog gibi farklı meslek elemanlarıyla çalışmayı koordine etmelidir. Ve sosyal çalışmacılar tutuklu hükümlerin yeniden toplumla bütünleşmeyi hedefleyerek toplum kaynaklarını etkin biçimde kullanabilmelidirler. Bu da önemli. Yani hükümlü ve tutukların suçlarını tanımlayıp topluma karıştıkları zaman kaynakların etkin kullanılması, istihdam edilmeleri, rehabilitasyon sürecinden geçmeleri, onlara toplumun ön yargılı yaklaşmaması için de sosyal çalışmacılar çalışmalarda bulunabilirler. Ayrıca sosyal çalışmacılar bu anlamda tutuklu ve hükümlülerle bireysel çalışma yapabildikleri gibi ortak bir amaç doğrultusunda mesela öfke kontrolü, öğrenme konusunda grup çalışması yapmalıdır veya grup çalışma sadece öfke kontrolü konusunda olmaz. Tutukların cezaevinden suçlarını tamamlayıp çıktıktan sonra yapacaklarına yönelik, toplumun bakış açısına yönelik grup çalışma da yapılabilir bu konuda. Evet, adalet sistemindeki sosyal çalışma uygulaması anlattıktan sonra çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki sosyal hizmet uygulamalarına baktığımızda aslında çalışma ve sosyal güvenlik alanında sosyal hizmet uygulamaları Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı hizmet ilkeleri içinde bulunur ve sosyal hizmet kuruluşlarının sosyal çalışmacıların kullandığı önemli bir meslek araçlarından birisi sosyal inceleme raporudur. Bu bağlamda sosyal hizmet uygulaması dersi alan öğrencilerin de sosyal inceleme raporu konusunda bilgi sahibi olmaları, bu raporun nasıl hazırlandığını, neleri içerdiği, yani sosyal inceleme raporu aslında müracaatçı hakkında, ailesi hakkında, çevresi hakkında tüm bilgilerin yer aldığı bir rapordur. Bu sosyal inceleme raporu sosyal çalışma uygulamalarında kullanılan önemli bir rapordur ve öğrencilerin de mezun olmadan önceki bu uygulama aşamasında bu raporun nasıl yazıldığı, ve nasıl saklandı ve diğer kurumların paylaşılması konusunda bilgi edinmeleri bu bizim sosyal hizmet uygulaması 2 dersi kapsamındaki amaçlarımızdan da birisini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Çalışma sosyal güvenlik alanındaki sosyal hizmet uygulamalarından sonra diğer sosyal hizmet alanlarındaki sosyal hizmet uygulamalarına değinecek olursak burada karşımıza 3 tane başlık çıkar. Genellikle anlattığımız kapsam dışında diğer olarak ifade edilen alanlar göçmenler, sığınmacılar, mülteciler ve sosyal hizmet uygulamaları ile sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmet uygulamaları ve sosyal belediyecilik uygulamaları.
Özellikle bunlardan göçmenler, sığınmacılar, mültecilerle ki sosyal medya uygulamalarında bu gruplar kendi ülkelerinden çeşitli sebeplerle ayrılmış, başka bir ülkeye göç etmişler ve o ülkenin kültürünü bilmiyor olabilirler. Sosyal çalışmacılar mutlaka bu kişilerin kültürel özelliklerini bilmesi gerekir. Onlarla iletişim kurma konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Bunun dışında sivil toplum örgütlerinin sosyal medya uygulamalarına baktığımızda devletin sosyal medya kurumlarının büyük çoğunluğunun devletin elinde bulunduğunu söyledik ama devlet dışında da sivil toplum örgütlerinin de sosyal medya uygulamaları olduğunu görüyoruz çeşitli alanlarda ve bunlar da sosyal hizmetin kamu kurumları dışındaki diğer alanlarını ifade ediyor. Devletin yükünü hafifletmek, devlete yardımcı olmak için mesela yaşlı bakım evleri olabilir, çocuk bakım merkezleri, evleri olabilir. Birçok farklı veya kadınlara yönelik sığınma evleri olabilir. Sivil toplum örgütlerinin birçok farklı alanlarda hizmet verdiğini biliyoruz günümüzde. Sosyal belediyecilik uygulamaları ise belediyelerin klasik sadece altyapı yapan veya parklar yapan anlayıştan artık günümüzde vatandaşlarının sınırları içerisindeki vatandaşların sosyal sorunlarıyla ilgilendiğini görüyoruz. Bunlar da yapılan uygulamalara bakıldığında genellikle sosyal hizmet olarak değil de sosyal yardımlarla birlikte yapıldığını ve aşı evleri gibi belediyelerin hatta hastası olan insanların geldikleri şehirlerde hastane yakınlarında misafirhaneleri konaklayabilecekleri misafirhaneler yapılması gibi belediyelerin evde bakım hizmetlerinde aldığı rolleri bugün biliyoruz. Demek ki sosyal belediyecilik uygulamalarında belediyelerin ekonomik gelişim seviyeleri arttıkça artık sosyal alanlarda da rol almalarının bir gerekçesi olarak ifade edebiliriz. Biz sosyal hizmet uygulaması kitabımızın 3. bölümünde sosyal hizmet uygulaması uygulamasında kurumsal uygulamalar başlığı altında aslında baktığımızda çalışma sosyal hizmet ve Aile Bakanlığı'nın sosyal hizmet uygulamalarını, sağlık alanında, eğitim alanında, adalet alanında, çalışma sosyal güvenlik alanında ve diğer alanlardaki sosyal hizmet uygulamaları üzerinde durduk. Daha sonraki bölümümüzde ise sosyal hizmet kuruluşlarının yani sosyal hizmet uygulaması iki dersi kapsamındaki sosyal hizmet uygulamaları kuruluşlarını tanıtacağız sizlere. Öncelikle bu bölümden sonra benim ifade etmek istediğim e-kampüs sistemindeki kitap ünite özetinden sonra kitabı da okuduktan sonra e-kampüs sistemindeki deneme sınavları, işte yaprak testler gibi hatta eş zamanlı seminerlerin olduğu dersler için bunları da takip etmenizin ders başarısı için açısından olumlu olacağını düşünmekteyim. Lütfen bunlara da katılımlarınızı sağlayınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve 4. bölümümüzde sosyal hizmet uygulaması 2 dersi kapsamındaki uygulama kuruluşlarında dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum.